O deprem bölgelerindeki titizliğimiz, hassasiyetimiz. Evet, orada kırmızı çizgi olarak sıkça ben ilan ediyorum, söylüyorum da. Bunu söylerken senelerce belediye başkanlığı yapıp 30 santim su basmanını yüksek yaptı diye bina yıkmış birisiyim. Dönenin ortasına hatırlayın, o yıkım verilen binanın üstteki iki kat dursaydı depremde yıkılırdı, içinde yüzlerce insan ölürdü. O günlerde oraya yıkım kararı çıkıp da binayı hafiflettiğimizde neler söylendiğini de hatırlıyorum. Ama kaçak inşaat konusunda tabizi olmayan bir belediyecilik anlayışıyla buraya geldik. Hatta gecekonduları yıkmayalım diye gecekondu önleme bölgesi ilan edip ondan sonra vatandaşlar taşındıktan sonra yerlerini yıktık o dönemde. Ve buradaki daha kentsel dönüşüm yasası yokken ortaya koyduğumuz formülle 40-50 tane mahalleyi yok ettik elhamdülillah. Daha öncesine ait bir belediyecilik anlayışı vardı. Şuralar vakıflara ait, şuralar hazineye ait, gidin yapın hadi derlerdi. Oradan da olursa o isterlerdi. Fakat onun büyük bir bela olduğunu tabii kendileri bilse de o günlerde aldırış etmezlerdi. Çok şükür Kayseri'de böyle yıllarca yapılan belediyecilikle bir yere geldik. Bugün de gidip söylediğim yerlerde şöyle bir vicdani rahatlık içerisinde söylüyorum. Kardeşim, fay kırıkları üzerine yapamazsınız. Bitti, nokta. Yaptırmayacağız. Belediye başkanları, zaten imar yetkisini 25 yerde biz aldık. Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak biz yürütüyoruz deprem bölgelerinde. Taviz yok. A gelmiş, eşraf gelmiş, hatırlı gelmiş, partili gelmiş, baskı yapıyor. Yok öyle bir şey. Dimdik duracaklar başkanlar. Fay kırığının geçtiği yerde 65 metrelik bir hatta bina koyamazsınız. 65 metre sağlı sollu. Eğer oraya koyarsanız ne olur? Çelikten, devlet demir yollarının burayları var ya, onlardan yaparsanız yine onu bükecek kadar aşağıdan bir enerji geliyor. Her halükarda yıkılır. Zemin sıvılaşması olan yerler veyahut da benzer şekilde zeminde sorun olan yerleri de yapılmayacak. Ama en önemli şey de, ki bu son depremde gördük, sıfır tolerans dediğimiz konu. Yani mühendislik hesaplarından başlayarak yapım safhasında, malzemede hiçbir şekilde noksanlık olmayacak. Eğer bunlara uyarsanız, 9 şiddetinde bir deprem olduğunda bile güvenli bir şekilde evinizde oturabilirsiniz. Bakın Türkiye'de 7.8'i geçen çok gözükmedi. 9 şiddetinde deprem olduğunda bile ne kadar sürerse sürsün bu dediğim şartlara uyulduğunda kesinlikle evden çıkmanıza gerek yok. Merdivenlerden atlamanıza, camdan atlamanıza gerek yok. Rahatlıkla evinizde oturabilirsiniz. Ama uyumazsanız bunun ceremesini hep birlikte çekeriz. Onu da her gittiğimiz yerde söylemeye çalışıyorum.